ki her kaybın, her zorluğun, her başarısızlığın bir ödülü vardır. Ve olağan dışı kahramanlarımıza dünyayı yaklaşan fırtınadan kurtarma görevi verilince en cesur ve en zeki olanları bir araya getirmeye koyuldular. Ama taş birliğinin bulunması en zor son üyesini ve onun efsanevi korkunç bombasını bulmak şimdiye kadarki en tehlikeli görevleri olabilir. Bazılarımız hikayelerinin burada bitmesini tercih ederek macera kapısını ebediyen kapatmak isteyebilir. Ama kapıları bilirsiniz. Biri kapandığında bir diğeri açılır. Herkes iyi mi? Fena çakıldım ya. Gerçekten çok ustaca bir inişti. Resmen yüzünün üstüne kondum. Soren'i bulmalıyız. Evet. Ivor'un o kapıyı nasıl kapattığını hala anlayamıyorum. Belki de asıl mesele nasıl açıldığıdır. Ben de öyle dedim işte. Sen iyi misin? Neden şimdi bunu soruyorsun ki? Hiç, merak ettim de. Her şey iyi. Sorun yok. Peki sen iyi... Bir dakika. Sen... sen iyi... Şuna bak. Seni korkutmaya çalışmıyorum ama... şu an biraz korktuğumu söylemem gerek. Sanki kasılıyormuşum gibi. Ve ayrıca net göremiyorum. Diğerlerine söylemeliyiz. Bu ikimizin vereceği bir karar değil. Evet öyle. Biz bir takımız ve onların da bunu bilmeye hakkı var. Belki de. Bak, sonuçta onlara anlatacağım. Anlatmak zorundasın. Bu paniğe neden olur ve şu an bununla uğraşamayız. Daha ciddi bir hal alırsa herkese anlatacağım. Ama bırak ben anlatayım. Hey millet, bir fikrim var. Tamamdır. Magnus, yardım et! Pekala ama benim bir fikrim daha var. Elegard diye bağırmak mı? Ondan vazgeçtim. Bak, geri dönmeyecekler. İsteseler de bizi terk edemezler. Buna sahip olduğumuz sürece. İşte buna! Çakmak taşı ve çelik mi? Anlamadım. Bunu çıkarmayacaktım. Bir dakika. İşte buna. Hani bir bakayım şuna. Bırakır mısın? Bakmak istiyorum sadece. Dokunmadan bak. Çalıştıramazsan bir anlamı yok. Düzgün çalışıyor. Soren. Aradığımız yer burası, öyle olmalı. Belki de. Kesinlikle burası. Hadi kazmaya hazırlanın. Kim bilir ne kadar derine iniyordur. Daha iyi bir planı olan? Jesse sana diyor Lucas. Biliyorum. Sadece biraz... O zaman başlayalım. Delik var. Yani bu sorun yok mu demek oluyor? Bakacağım işte. Mantıklı, kazıyorsun ve bir deliğin oluyor. Bu çok
çok kötü olabilirdi. Millet, biraz acele etseniz. Herkes iyi mi? Ayağım kaydı. Bu koku da ne böyle? Bence ağzını kullan. Axel öyle nefes alıyor zaten. Hey! Buradan çıkalım hadi. Yakın dur dostum. Çıkmamız gerek. Ne? Buradan çıkmamız gerek. Daha yeni geldik. Hiç anlamıyorsun. Bu yaratık öğütücü. Amacı canavarları öldürmek. Canavarlarla insanları birbirinden ayıramıyor. Sorun da bu. Bu iyi olamaz. Ama illaki orada bir ganimet odası vardır. Hayır yani. Her şey kötü olamaz. Creeper'lar! İşte orada. Tam aşağıda. Yoksa o... Tılsım. Evet. Bekle. Atlayacak mısın? Atlayacaksın değil mi? Sadece aksiyona uyun. O bende. Şimdi hallederim. Ah!
başladı. Tılsım, bak orada işte. Onlara yardım edeceğim. Tılsım ne olacak? Onu sen al. Geliyorum Rugen. Domuzumdan uzak dur. Aldım. Jesse arkanda. Herkes iyi mi? Sağlam mıyız? Ah, susuzluğumu giderdim. Orası kesin. Ah, iyiyiz. Hayır, hayır. Hiç endişelenmeyin. Ben taş gibiyim. Neden? Oh, pardon. Bizim için döneceğinizi adım gibi biliyordum. Ama Ruben emin değildi. Sana borçlandım. İyi olmanıza sevindim. İkinizin de. Teşekkürler Jesse. Sende farklı olan bir şeyler var Jesse. Sen... Bir dakika. Tüm ganimetler burada düzenleniyor değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Görüyor musun? İşler gayet yolunda gidiyor. Sanırım hala çalışıyor. Çok dikkatli olmam gerekecek. Bunu korumam gerek. Hey, onu aldığın için sağ ol. Rica ederim. Bir dakika. Yakınımızda. Soren çok yakında. Bence o bu tarafta olmalı. Baksana ne kadar parlak. Sanırım yaratık öğütücü tıkanmış. Ganimetli mi? Koş! Koşmak ve canavarlar. Bir son portalı mı? Çıkış yolu bu. Durun. Bu ne? Şuna bakın. Olamaz. Petra. Uzaklaş onlardan. Al bakalım. Alın bakalım canavarlar. Yavaş yavaş alışmaya başladım. Gidiyoruz.
atla! Harika. Bir bu eksikti. Axel nerede? Hemen arkamdaydı. Ha, gördün mü? Borcumu ödeyeceğimi söylemiştim. Kalk üstünden. Of ya. Yaralandın mı? Ne? Hayır, ağlamıyorum. Şuraya baksana. Saklanın. Peki, buna ne diyoruz? Enderman sürüsü. Ya da Enderman çetesi veya grubu. Bir Enderman musallatı. Dil bilgisi derslerine daha sonra devam ederiz. Nereye gidiyoruz Jesse? Öyle şeyler Nether'da çalışmıyor. Herhalde sonda da çalışmaz. Harika. Çok iyi ya. Mahsur kalmıştık. Şimdi de kaybolduk. En azından hayattayız ve iyiyiz. Evet. Soren'e ulaşana kadar dayanmalıyız. Kabul et Jesse. Onu hiçbir zaman bulamayabiliriz. İşte orada. O Soren olmalı. Kim sonda merdiven inşa eder ki? Gitmeliyiz. Millet, beni takip edin. Diğer tarafa ulaşacağız. Bu iyi bir fikir değil. Jesse haklı. Neyse, boş verin. Ben giderim. Bana bir şans ver. Herkes Lucas'ı takip etsin. Hem biraz hızlanalım, olur mu? Hadi. Manevralar yaptın Lucas. Teşekkür ederim. Sen de iyiydin Jesse. Şans verdiğin için sağ ol. Hadi gidelim. Umarım ben de bir gün herhangi bir şeyi Soren'in merdivenleri sevdiği kadar severim. Jesse, biraz bekler misin? Yardım lazım mı? Hayır. Kendim hallederim. Sağ ol. İyiyim. Gerçekten. İyiyim, iyiyim. Devam edebiliriz. Ne çok basamak var. Bir merdiven var. Umarım çok yoktur. Bu her neyse bir giriş gibi görünüyor. Önden buyur dostum. Hadi bakalım.
Burası hayatımda gördüğüm en güzel yer. Ya ne kadar parlak. Benim vücudum Axel yorulmuş. Bir tap düşmüş. Bir dakika, bir dakika. Bu da ne? Yünden yapılmış bu. Bu ağaç, çimler, her şey yünden yapılmış. Yani bu adamdan medet umuyoruz ve o da bunca zamandır burada tamamen yapay bir mutluluk diyarı inşa ediyormuş, öyle mi? Belki de evini özlemiştir. Olamaz mı yani? Evini özlüyorsan gidip ziyaret edersin. Böyle çakmasını inşa etmezsin. Buraya boşu boşuna geldik. Biz buraya Soren ve onun korkunç bombası için geldik. Planımız hala aynı. Etrafına bir baksana Jesse. Tüm zamanların en iyi inşacısı yıllarını bunun üzerinde çalışarak geçirdiyse, o bombaya sahip olma şansı ne olabilir ki? Bugün yeterince saçmalık gördüm. Bunun derdi ne? Boş ver, onu biraz kendi haline bırakalım. Kendine gelecektir. Şimdi ben niye arıyorum? Gizli bir kapıyı açmak için gizli bir mekanizmaya ihtiyacın var. Merhaba Petra. Ne kadar kötü hissediyorsun? Ah kadar mı? Ah kadar mı? İkisinin arasında bir yerde. Ama şimdilik dayanıyorum. Soren arkasında hiçbir ipucu bırakmadan buradan nasıl çıkmış olabilir? O tüm zamanların en iyi inşacısıdır. Dünyadaki en gizli kapıyı yapmayı bilen biri varsa odur. İyiymiş. En azından bu yünden yapılmamış. Burada bir sürü gizli sulama sistemi falan olmalı bence. Hey Ruben. Bir şey aramam gerektiğini biliyorum Ruben ama ne olduğunu biliyor musun? Ne oldu oğlum? Orada bir şey mi görüyorsun? Güzel. Ne istiyorsun? Hala çıkış yolunu bulamadın mı? Dürüst olayım, aslında aramıyordum bile. Ben şu an biraz yalnız kalmak istiyorum. Sorunun nedir Lucas? Lucas, ne kadar üzülürsen üzül, kendine hakim olman gerek. Biliyorum. Biliyorum. Sadece... Bak, gıcık davrandığımı biliyorum, tamam mı? Ama... Jesse, sanırım bir sorun var. Petra ile ilgili. Sen de fark etmişsindir. Keşke sana anlatabilseydim ama... Bu konuda konuşmamam gerekiyor. Ne? Hangi konuda? Jesse, bu konuda haklıysam bana da anlatacaksın. Hiç inandırıcı değil. Yani ben inanmıyorum. Bak Lucas, Petra hasta. Ne zamandır biliyorsun? Bir süredir ama bana hiç kimseye söyleme dedi. Vider ona bir hastalık bulaştırdı. Yani endişelendiğim her şey... Gerçek. Bu benim hatam Jesse. Petra'nın Wither hastalığı benim yüzümden oldu. Senin yüzünden olması imkansız. Ben takılmasaydım Petra'yı o çekici ışından daha erken kurtarabilirdin.
Bildiğimiz kadarıyla Petra bundan çok daha sonra hasta oldu. Belki de haklısın. En iyi savaşçılarımızdan biri hasta. Artık bir şansımız olabilir mi? Daha önce de bir sürü zorlu sorunun üstesinden geldik ama... kendimi biraz şey hissediyorum. Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. İmkansızı bile başarabiliriz. Ama şu an daha imkansız gibi geliyor. O zaman biz de daha çok yardımlaşırız. Tamam. Keşke Petra herkese söyleseydi diyorum. O zaman her şey kolaylaşırdı. Önünde durduğun o şalteri kullanmam gerekiyor. Sağ ol. Evet. Vay canına. Çok garip. Millet, sanırım Soren'in çıkışını buldum. Hayır, istemiyorum. İhtiyacım yok. Sağ ol. Diğer birimleri kontrol edeceğiz. Bakalım o bizi bulmadan biz Soren'i bulabilecek miyiz? Bakalım bu kapının arkasında ne var? Ona E-Senfonisi adını verdim. Neden mi? En yeni keşfimi kutlamak için yeni bir beste. Bu sefer de evet, bu. Bir bloğun üstüne başka Soren. Bir bloğu yerleştirmesini gözlemledim. Evet, ne? Ama bu bir kayıt sadece. Umarım hayal görmüyorum. Bunca şeyden sonra. Burada bile değil mi? Ben bir şeyler yesem çok iyi olacak. Heyecandan başım döndü resmen. Bunca yol geldik. Ne için? Soren'e biraz bile yaklaşamadık. Hissediyorum. Çok yaklaştık. Ah, sanmıyorum Jesse. Soren korkunç bombayı bulma talimatlarını kaydetmediyse bizim için yolun sonu. Belki kaydetmiştir. Çok belki iyi. De bu kayıtta işe yarar bir şeyler vardır. Neden bahsettiğini bir anlayabilirsem. Onlara ilham vermek için basit inşaat talimatları hazırladım. Onları daha yakından incelemek için kılık değiştireceğim ve aralarında saklanacağım. Aralarında saklanmak mı? Ama kimlerin aralarında? Jesse, sence soran şeyler hakkında mı konuşuyor? Şunlar. Herkesin bir hobiye ihtiyacı var. O hobiler gerçekten, gerçekten tehlikeli olsa bile. Sence bir şeyler inşa etmeleri için Endermenleri eğitiyor olabilir mi? Bence Endermenleri eğittiğini sanıyor. Etrafa göz atalım. Bakalım neler var. Olivia, şuna bak. Sanırım burada daha uzunu varmış ama şu an yerinde değil. Çünkü onu Soren giyiyor olmalı. Kılık değiştirmek derken bunu söylüyordu. Yani... Endermenlerin arasında yürümek için bir Enderman olmalısın. Biraz kokuyor ama tam oturdu. Üzgünüm ama biraz değil, acayip kokuyor. Çok garip. Bir kostüm olduğunu biliyorum ama yine de sana bakamıyorum. Eksik kıyafet dışarı çıkmadan önce giydiği kıyafet. Şu an hala deneyini sürdürüyor olmalı. Yani eğer Soren'e ulaşmak istiyorsak... oraya gitmekten başka çare yok.
Ben burada bekleyeceğim. Bir şey buldum. Ne buldun? Bu kesinlikle bir tür eşya yapma tarifi. Ama soran becerikli biri. O kadar basit bir şey için neden tarife ihtiyaç duysun? Çünkü tarif Soren için değil, Endermenler için. Onlara bunu inşa etmeyi öğretmeye çalışıyormuş. Bunu tamamlarsam Soren'in dikkatini çekeceğimden eminim. Soren'in talimatlarındaki şekli bitirmek için 6 bloğa ihtiyacım var. Ve etraftaki tek blok da onda. Talimatlara bakmalıyım. Halledemeyeceğim bir şey değil. Endermenlerin zekasını sahte kanıtı. Tamamdır. Çocuklar, burada bir şey yok. Uzaklaşın. Tamam, uzaklaşmıyorsunuz. Kesinlikle uzaklaşmıyorlar. Ben bunun için üzgünüm ama gerçekçi görünmesi lazım. Merak etme, morarmaz bence. Surasın yani. O kıyafetler dayanıklı olsun diye tasarlandı. Sen Soren misin? Evet öyleyim. Ama olmalı mıyım acaba? Neden bana vurdun? Stratejik sebepler vardı. Ve bir de kişisel sebep. İçeri izinsiz girdiniz sonuçta. Sen bana vurdun. Sertçe. Hem de yüzüme. Endermenleri kızdırdın. Ve ben de seni kurtardım. Pekala. Bu arada danışma faslına gelecek olursak. Pek de iyi gittiğini söyleyemeyeceğim. Tehlikedeyiz. Yeni bir şey söyle. Sorununuz neyse, probleminiz neyse, daha önce de yaşandı ve daha önce de çözüldü. Bana ne konuda ihtiyacınız var? Ben bu tarz sorunlardan kaçmak için uzaklaşmıştım. Dünyayı kurtarmama yardım et. Nasıl? Korkunç bomba. Bir Wither fırtınası çıktı ve dünyayı mahvediyor. Anladım. Şimdi belli oldu. Yani bana değil, eşyalarıma ihtiyacın var. Şunu öğrendim ki, insanlara istediklerini verince sana sırtlarını çeviriyorlar. Kimmiş onlar bakayım? Hepsi. Bu yüzden Endermenleri tercih ediyorum. Bekleneni yapıyorlar. Hatta bazen aşırı derecede. Tılsım şu an bende. Ne? Gabriel onu bana verdi. Gabriel mi? Gabriel benden taş birliğini yeniden kurmamı istedi. Ne? Taş birliği mi dedin sen? Cidden beni mi istediler? Gabriel senin dostun. Emin değilim. Hiç benden bahsediyor mu? Tabii ki.
hakkımda neler söylüyorlar? Seni özlediklerini. Gerçekten mi? Öyle demiyorlar ama bazen satır aralarını okumak gerek. Evet, düşünmek lazım. Peki ya sen? Sen arkadaşım mısın? Konu açılmışken sorayım dedim. Tabii ki. Bu yıllardır duyduğum en iyi şey. Yani çıtayı pek yüksek tutmadığımın farkındayım. Endişelenme. Sana yardım edeceğim. Çünkü arkadaşlık böyle bir şeydir. Buradan gitmeden önce eski arkadaşlarıma bir hediye vereceğim. Hediyem bir şarkı. Ne oluyor? Geri biraz korkunç gibi ama iyi biri. Sally azıcık aylak ama azimli. Tanımayanlar için hepsi aynı tabii ki. Ama ben derim ki hepsi yalan. Bekle, yoksa bu sen misin? Soren. Vay canına. Tanıştığımıza sevindim Soren. Ama sen çok fena görünüyorsun. Sakın bakmayın. Onları kızdırdın. Hepsinin davranışlarını değiştirdin. Tamamdır, gidelim. Ve hit parçalar gelmeye devam ediyor. Şu hale bak. Bu kadar konut beklemiyordum. Hepsini yetecek kadar istiridye şekilli sabunum yok. Bu yerden nasıl çıkacağız şimdi? Hemen bir plan yapmamız gerekiyor. Ama her zamanki gibi son anda bir şeyler düşünürüz ya. Türünden bir plan olmasın bu sefer. Hadi o çeşmeyi kıralım. Labirentteyken suya düştüğümüzde Endermenler peşimizi bırakmıştı. Doğal olarak. Onlar sudan nefret ederler. Bir şekilde çeşmenin taşmasını sağlayabilirsek harika olur. Jesse, Enderman kıyafeti hala sende. Onu giyersen çeşmeye güvenli bir şekilde ulaşabilirsin. Ya, tam da bu şeyin kokusundan kurtulduğumu sanıyorken. Bol şans dostum. Biz hepimiz buradan izleyeceğiz. Burası güvenli. Ölmemeye çalış, olur mu? Evet. Tamamdır, hadi gidiyoruz. Ne diye bekliyorsunuz? Bunlar her yerdeler. Bu işten nasıl kurtulacağız? Yani fiziksel ve psikolojik olarak demek istedim. Millet, bana tutunun, ben size rehberlik edeceğim. Sanırım yer kapağına ulaşabilmek için tek şansımız bu. Diyorum ki çocuklar, acaba geri mi dönsek? Ya da dönmesek mi? Utanmasa ağzımın içine girecek.
çabuk suya girin. Ben burayı inşa ettiğimde inşa malzememin ne kadar yanıcı olduğunu düşünüp endişelenmiştim. Bu yüzden de her şeyin yanıp kül olmasını engellemek için bir yangın kontrol sistemi kurmuştum. Yani daha mı çok su var? Çok daha fazla. Sistemi etkinleştirebilirsek biz güvenli bir şekilde yüzerken bütün Endermenler kaçar. Peki buradan etkinleştirebilir miyiz? Yukarı bak. Şalter işte orada. Su püskürteceğini bilmiyorum. Bu yüzden herkes... İşe yarıyor. Harikasın Jesse. Şimdi o tuzak kapısına kadar yüzmeliyiz. Başardık işte. Başarmak göreceli bir kavramdır. Hadi ama. Eğlenceli olmadığından değil ama o korkunç bombayı alıp buradan gidelim hemen. Küçük bir sorun var. Küçük, minicik. Minnacık. Onu henüz inşa etmedim. Bu küçük bir sorun mu yani? Bana kalırsa havalı olan şeyleri sebepsiz yere beğenen birine benziyorsun. Teşekkürler. Hadi bakalım arkandaki şalteri kaldır. Hepiniz sıkı tutunun. Çünkü birazdan havalara uçacaksınız. Pekala, hadi bakalım çocuklar. Ben sana yalan söylemem Jesse. Yok ya söylerim. Yalan söylemedim. Onu söylemeye çalışıyorum. Sesi duyuyor musunuz? Neyi? Beni al, beni hemen al diye fısıldayan tüm bu ganimeti. Evet bu havalı ama ihtiyacımız olan tek şey korkunç bombanın malzemeleri. Ganimet aynı fikirde değil. Sadece süper TNT'yi alacağım. İşte tam şurada, yukarıda. Peki yukarı nasıl çıkacaksın? Kendimce yöntemlerim var. Bu arada siz de keyfinize bakın. Bize biraz barut bulun. Sen sadece korkunç bombayı hazırlamak için gereken barutu bulmaya çalış.
Hey, Soren! Jesse! Sanırım ucu ucuna yetecek kadar barut var. Bunu duyduğuma çok sevindim. Jesse, burayı olması gerektiği gibi düzenli tutmadığım için çok üzgünüm. Çok utanç verici. Ve bu da benim süper TNT'm. Hadi bir korkunç bomba yapalım. Evet, hadi hemen yapalım. Şey, korkunç bomba tam olarak nasıl yapılıyor? Bunu barutla birleştirmemiz yeterli olur mu? Aslına bakarsan yapım tarifi çok basit. Ortaya süper TNT, etrafına da barut koyuyoruz. Tamamdır. Hayır. Malzemeler son derece dengesiz. Onları birbirlerine yaklaştırmak bile çok riskli. Peki, korkunç bombamız yok ama en azından onu yapacak malzemelere sahibiz. İlerledik. Şimdi onlar elimizde olduğuna göre biz... biz... Gerçekten hatırlamıyorum. Bana biraz yardım etmen gerekecek Jesse. Onu patlatmak için Wither fırtınasının içine yerleştirecek bir yol bulmalıyız. Oh, eyvahlar olsun. Bundan korkuyordum. Son sular altında kaldığı için Endermenler kaçmaya çalışacak. Gerisi de gelmeden önce ayrılsak çok iyi olur. Tabii. Maden arabalarına millet. Yıllardır bunu söylemeyi bekliyordum. İnsanlara tabii ki. Ulaşabilmenize çok sevindim. Daha önce gelseniz fena olmazdı. Neden bizi bıraktınız? Bırakmak mı? İşte buradayız ya. Resmen bizi ektiniz. Bunca zamandır kavga ediyoruz. Neler oluyor böyle? Canavarlar için endişelenmenize gerek yok. Bakın kaçıyorlar. Siz asıl kaçma sebepleri için endişelenin. Sanki daha da büyümüş. Büyümüş. Korkunç bomba vakti geldi. Soren? Bu o. Sensin. Merhaba eski dostlar. Başlama vakti. Sadece tek şansınız var. Unutmayın, korkunç bombanın yapımı bitince birkaç saniye içinde patlayacak. Yani bombayı hazırlayan kişi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olacak. Benim umudum, ben çubuk çekelim derim. Ben korkunç bombayı hazırlayacağım. Ben de zaten bunu umuyordum. O sırada biz de onun dikkatini dağıtmaya çalışacağız. Umarım sana vakit kazandırır. Jesse, zırhımı al. Lazım olacak. Hayır, benimkini alabilirsin. Beni bir sürü beladan kurtarmıştı. Israr ediyorum. İki kat ısrar ediyorum. Üç kat ısrar ediyorum. O zaman ben de 4 kere ısrar ediyorum. 4 kat olacak. Çok bilmiş. Bu biri. Tamam Jesse. Bana verilen yetkiye dayanarak falan da filan filan. Taş birliği. Ne? Jesse, orada bir eşya yapma masası kuracaksın. Ve o korkunç bombayı hazırlayacaksın.
Diğerleri bir eş seçsin ve ayrılsın. Winter fırtınasını yolunda tutmalıyız. Bu yüzden inşa, inşa, inşa. Jesse, unutma. Ortaya süper TNT, etrafına da barut koyacaksın. İşe yarar. Bu kadar mıydı? Bitti mi? İnanamıyorum. Gerçekten öldü. Başardın Jesse. Cidden başardın. Senden şüphelendiğimi söylemiyorum. Biraz şüphelenmiştim de bir daha asla olmayacak. Kolay olmadığını biliyorum ama... Bunları siz olmadan asla yapamazdım. Hiçbirini. Ah, inan bana, hepimiz farkındayız. Ama yine de sağ ol. Sağ ol dostum. Soren ve Magnus'u gören oldu mu çocuklar? Aa, olamaz. Cesurca savaştın sevgili dostum. İkimiz de biliyoruz. Kavgam bitti ahbap. Saçma sapan konuşma. Kendini yorma Magnus. Bunu halledeceğiz. İyileşeceksin. Jesse. Magnus. Zırhım. Sen de harika duruyor. Onu saklamanı istiyorum. Zaten artık bana pek faydası dokunmayacak. Böyle şeyler söyleme. Lütfen gitme Magnus. Lütfen. Lütfen biraz daha dayan. Dayanıyorum ama vaktim daralıyor. Artık gerçek bir kahraman olabildim, değil mi? Bu insanların hepsi yaşıyor. Winter fırtınası onları öldürmedi. Jesse, yardım etmelisin. Her birine. Onları kurtaracağım. Hem de hepsini. Biz iyileriz, değil mi? Bizim işimiz bu.
Hadi Ruben, yapacak bir işimiz var. Siz kurtulanlara yardım edin. Ben de gidip zor durumda kalan insanları bulacağım. Endişelenme, her şey geçti. Arkadaşlarım yardım edecek. Teşekkürler, teşekkürler. İyi olacaksın, söz veriyorum. Ben teşekkür ederim. Hayır! Komut bloğu mu? İmkansız! Anlamıyorum. Soren korkunç bombanın onu yok edeceğini söyledi ama... Ama o gayet sağlam görünüyor. Ne oluyor? Çocuklar buraya gelin! Hayır! 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 İmdat, yardım edin! Ama öldüğünü sanıyordum. Gördüğümden eminim. Ne? Ne oldu burada? Her şeyi açıklayacağım ama şu an sırası değil. Çıkmamız gerekiyor. Gabriel, hadi gidelim. Gabriel, o da kim?